Selamun aleyküm. Bugün miladi 24 Mart 2022 Perşembe, Hicri 21 Şaban 1443 günün ayeti. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp giderler. Günün hadisi. Sadakasından geri dönen kişi kusan sonra da bu kustuğunu yiyen gibidir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 763. Abbasilerin en güçlü hükümdarlarından olan Harun Reşit, İran'da Rey şehrinde 763'te doğdu. Babası 3. Abbasi halifesi olarak hüküm süren babası Mehdi, annesi ise Hayzuran adında Yemen asıllı bir cariyedir. Hayatının çoğunu Bağdat'ta ve hilafetinin sonlarında yerleştiği Rakka şehrinde geçirdi. Harun Reşid'in halifelik döneminde Abbasiler çok büyük askeri, siyasal, kültürel ve bilimsel gelişmeler kaydettiler. Harun Reşid ve halifeliği döneminde kendi yaşamı ve saray hayatı hakkında birçok söylentiler, hikayeler ve masallar yazıya kaydedilmiş ve bunlar halk arasında yaygınlaşıp zamanımıza kadar gelmiştir. Bunlardan bazılarının temelinde gerçekler yatmakla beraber büyük ölçüde hayal mahsulleridir. 24 Mart 1394 Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. 1882 Alman bilim adamı Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla daha sonra 1905 yılında tıp alanında Nobel ödülünü aldı. 1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun mecliste kabul edildi. 1926 Almanya'da Hitler, ülkede gerçekleşen bir yangını sebep göstererek ülkede düzeni sağlamak adına kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan kararnamenin 24 Mart'taki kabulüyle diktatöryal güce ulaştı. 1926 Arjantin'de junta iktidara el koydu ve 7 yıllık diktatörlük döneminde 30 bine yakın kişi kaybedildi. 1999 NATO, Kosova'daki çatışmalar üzerine Yugoslavya'ya karşı hava harekatı başlattı. 2004, Şeyh Ahmet Yasin'in işgalci İsrail tarafından şehit edilmesinden sonra Abdülaziz Rantisi Hamas lideri olarak ilan edildi. 2011, Afganistan'ın Kandahar eyaletinde sivilleri katletmekten yargılanan Ölüm Tugayı'na mensup ABD'li 5 askerden biri olan 23 yaşındaki Morlock, 3 farklı olayda bilinçli olarak işledikleri cinayetlerden dolayı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada amacımız öldürmekti diyen Morlock, cinayetlerin meşru müdafaa sanılması için cesetlerin yanına silah koyduklarını da itiraf etti. 2014 Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu. 2016 Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, katil Radovan Karadžić hakkında soykırım, insanlığa karşı suç işlemek ve savaş kurallarını ihlal etmek suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi. 2016 Kişisel verilerin korunması tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler, İlgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. 2017 WikiLeaks, ABD İstihbarat Kurumu CIA'nin iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayınladı.